de frenine basabilirler. Dark Passage aynı şekilde olaya dahil oluyor. Kimin daha önce buraya gireceği pozisyonu çok çok değiştirecektir. Fireflux'ın savaşı devam edecek gibi gözüküyor şu an gillerle. Onlar köprü tarafında bir tarafta, kuzeyde diğer tarafta, güneyde pozisyon almışlardı ama bir türlü haber gelmedi. Beşiktaş şimdi o haberi getiriyor bizlere. Beşiktaş Fireflux alırken Fireflux'a şu an gillere darbeyi vurdu. Şimdi son HP Lutz'ı düşürecek. Bu pozisyonda ise Deep kilitlendi bekliyor Hardcore'la beraber. Hamsici birazcık arada kalmış durumda. Takımdan destek lazım. Yani bayağı bir destek de lazım ama şu anlık o destek gelecek mi bilmiyorum. Rip 7, Silas ile birlikte, pardon Silas buraya doğru geliyor diyecektim ama artık o bomba adeta kendisinin attığı kalitede bir bombayı gördü. Nox, Nox biliyor mu burada acaba birisi olduğunu? Sprey haberi geldi ve Nox düşürülmüş. Kenzie gitmeden puanı garantilemek istedi ama uzak tarafta. Yavazin. Futbolist ekibinden Lovazin burada iyi şekilde destek veriyor. TP'lenirken Nox'a doğru çıkmaya çalışıyorlar. Kanamaya düşecek gibi gözüküyor. Nihat yakalar mı? Hayır, yakalayamadı. Bu da kendisi için üzücü bir haber olsa bile loot belki onu birazcık teselli edecektir. Ya, ümit ediyorum eder. Şimdi onların da S2G ile çarpışması gerekebilir ama alan buraya doğru verdi. Çok daha hızlı bir şekilde hareket etmeye gerek yok. Evet Anıl'cım haklısın sen. Ben niye ağzımı açıyorum ki hiç Anıl'dan başaran buradayken alan hakkında konuşma bitti bundan sonra. Ya hiç yok. Sorunca sen suratına bakacağım. Abi, bugün lan ben sorunca de, alan tahminim var mı? Bakarız olur bırakın. Yani yok. Bu performanstan sonra bayrağı devralmayabilirim onu söyleyeyim daha. Evet. Bu performanstan sonra bayrağı devralmayabilirim Anıl. Ace attım ya bir günde. Bu da bir daha olmaz maşallah ihtimalle. Tamam bir dahaki yani PMGC'de falan işte bizim ekiplere verdiririm. Kapanır. Olur biter diyorsun. İyi oraya sakla aynen bundan sonra. Tamam. Oraya aynen. Hiç tahmin yapmıyor bir sene. Yok canım öyle bir şey. Ben izin vermem. Paslanırım o zaman. Yok ben izin vermem zaten ya. İlla bir yerde bir şekilde söylettiririm bir şeyler. Game bedel. Alt taraftan gel demiştik. Savaşa kimin daha hızlı gireceği belirleyici olacak demiştik. Fesbe Valkes bu sefer onların doğu bölgesinden yaklaşıyor. 600 hasara ulaşan bir Kalse var. Bu maçta zaten S2G'yi durduramadık. Onlar 6 puan aldılar ama savaşlara da dahil oluyorlar. Şimdi Galatasaray S2G'yi durdurabilir. Denendi. Lost hemen sisini bıraktı. Burada bir de düşen oyuncu da kaldırmayı başarırlarsa Galatasaray için aslında iyi bir oyun gerçekleşmiş olur. Elinde bomba var Xrox'un şimdi. Silas'a yakalanması an meselesiydi ama Silas birazcık geriye adım atacak. Burada 4'e 2'ye girmek istemiyorlar sanırım. Yani Sinan bu arada köprü savaşı da bitmek bilmedi bir türlü. Kalse bakmaya çalışıyor şu anda buraya doğru. Sefir'in ayağı kaydı adeta kayanın üzerinde. Xrox yetişmese o pozisyona. Evet, evet, evet. Kalse oynayabilirdi. Sefir'i aldı bir tık ama sağlığı kaldı. Evet. Evet. Yani bir tık az sağlığı kalmış. Böyle %40'lar %50'leri konuşuyor. En azından 2 mermilik bir canı kalsa belki diyeceğim ama yani yine de güzel bir refleks burada vermeyi başardı. Şimdi Defo. Ya bu savaş da çok zevkli işte yani zevkli, bu evet. İçinde şu gerçekten yıkıntıların arasında ayak sesi dinliyorsun, nereden kimin geleceği belli değil, üstte bir tane kilise var, herkes hakim. Oo bitirdiler bombalar direkt. Bombalar patlıyor, skorlar geliyor. Tam onu diyecektim yani burada mesela ben silahtan daha çok bombam olsun isteyebilirim bu evet arada. Yani mermimden daha çok bombam olursa bayağı mutlu olabilirim bu içinde. Beşiktaş yine denen başka bir ekip olacak burada. Onlar da sıralamadan 1 puan almayı başardılar. Skordan da 1 çekmişlerdi. Toplamda 2 puanla günün son maçını kapatıyor olacaklar. Bayağı bir kötü yerde kalmışlar. Çok sıkıştırıldılar. Yani Galatasaray adeta üzerlerine red zone açtı. Arka tarafta da Rago var bu arada. Rago'ya biraz pozisyon verilirse o da çalmayı deneyebilir belki. Solkay, Fireflux'ın yanlış değilsem son hayatta kalan oyuncusu bu arada. Hayır, Catch de hayatta kalmış. Hemen bir tane daha puan almayı başardı. Bu onlara sıralama da getirebilir tabii ki. Rao'mu alacaklar, onu deneyecekler. Rago dışarıda oyuna devam ederken Lost tamamen bitiriyor. Selim'i arıyorlar. Selim suyun içinde. Burada kendisini göstermemesi lazımdı ama bir nefes alıp geriye girecek kadar da pozisyonu vardı. Çıktığı gibi bir oyuncu, iki oyuncuyu tarayabilir. Lost çok temkinli. Selim'i gördüler, spreyi attılar ve burayı Galatasaray bırakmaz. Team Demiral iki skorun ardından bir de yanına sıralamasını alarak bu oyunu kapatırken Sefir yerini belli edecek. Good guys'i eleyecekler. Selim de boğuldu burada herhangi bir şekilde skor vermiyor Galatasaray ama Galatasaray 5 skor ile birlikte şu anlık bölgesini net bir şekilde temizlemeye çok yakın. Yani sağ tarafta bir Fireflux onlar için problem yaratabilmiş gibi gözükse de 2 kişilik bir Fireflux neler yapabilir Galatasaray'a karşı ondan emin değilim. Onlar hala 2-2'lik dağılımda sanırım devam ediyor olacaklar. Hayır pardon özür dilerim onlar oyuncu kaybı yaşamışlar zaten evet evet düşün. Doğru doğru ben kusura bakmayın bir hatada bulundum. Solkay şu anda keçi kaldırıyor olacak.
Diğer kafalar sanırım, evet, diğer ikilide. Evet evet kafalar o zaman. Renkler yakın olunca bir anlık bir yanılsamaya düştüm. Araç arkasında bir pozisyon alındı tabii ki. Lovazin sürünmeye devam ediyor ve futbolistin de 3 oyuncuyla beraber kötü bir bölgesi yoktu. Burada birazcık işte çevre etkenleri onların canını sıkıyor. Lovazin denedi, Solkay'ı buldu. Eski takım arkadaşı ama tabii ki acıması olmayacak. Burada ilk skorunu çıkartmayı başarıyor bu haritada. Bir de üzerine keçe doğru gelen mermiler var. Şimdi iki atış daha. Son saniye keş kendisini yere bıraktı. Buradan oynayabilir futbolist. İyi bir pozisyon. Xbox'a yakaladı bu arada. Onu da söylemek lazım. Keçi. 5 takıma kadar da geriledik artık. Galatasaray'dan da iyi bir iş geldi bu arada. Onu da söylemek lazım. Çok kolay bir iş değildi. Sudan çıkmaları gerekiyordu ama çıkıp skorları da çekmeyi başardılar. 7 skor böyle bir harita için. Böyle bir alan için hiç fena değil bence. Uf, Lost her an düşebilirdi. Ya olmadı, ben onu anlamadım zaten. Sefir takım arkadaşını korumaya çalışıyor. Zehirden denemeler var tabii ki. Burada kafasını gösterdi ama o mesafe gerçekten kolay değil. Aracın arkasına sürebilecek pozisyonu olmaması lazımdı. Bitirildi mi? Hayır. Saki Buse desteğe gelmiş. Dark desteğe gelmiş adeta Galatasaray'a. Q7'ı alıyor. Zehiri burada adeta zımbalayacaklar oraya birazdan. Bakalım hayatta kalabilir mi? Hiç pozisyonu yok ya. Ne bombalar patladı. Reis Lovazin'i kaldıracak mı yoksa birebire mi girecek, tam olarak emin değilim. Reis şimdi burada Saki Buse'yi gördü ama avantajlı olan kendisi olmasa bile Nihat'ın yardımı gecikmeyecek. İki mermi birlikte geldi. Bu onlara galibiyet getirebilir. Şimdi alanın kenarında sürünmeye devam edecekler. 3-2-1 takım oyuncuları. Ve kaldırıldı 3-3-1 artık Lovazin'in de olaya dahil olmasıyla beraber. Altı skorlu bir futbolist, iyi oynamıştı ama dark passage'ında yükseklik avantajı var. Yani alan futboliste yükseklik, dark passage'da Lux'da galibi belirlemek için burada adeta bir hakem konumunda yani. Kime sıksam ya Lux'ın... da bir pislik yapsam orada. Yani Lux'ın işi zor, Lux'ın işi çok zor. Pozisyon itibariyle oynanılabilmesi için yani ne kadar iyi unutturdu onu göreceğiz. Futbolistin haberi var mı bu konuda, yoksa belki bir şeyler olabilir ama yani dark passage'da çok açıktan inecek aşağıya bu arada. Futbolistin burada ben kazanabileceğini düşünüyorum ama yani gerçekten Lux'ın ne yapmayı tercih edeceği bence burada kilit atacak. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi dark passage'i ortaklaşa bir sprey atabilirler. Tabii ekipler burada 4'e 3 mü yoksa 3'e 3 ne olduğundan emin değiller. Vaze Dark'ı biliyor. Ayağa doğru kalktı. Bayyan'ı denedi ama sol tarafta işte Reis'in orada erken infoyu almış olması belki de galibiyetin anahtarı. Bir deneme daha var seksiğin üzerinde ve hala FSP Wildcats'ten bir ses daha çıkmadı. Reis şovunu yapmaya devam etti burada. Yaklaştı. Beşinci skor gelecek ve durdurak bilmeyecek. Lewis de düştü. Lovazin de onun üzerine doğru geliyor. Futbolist bir galibiyet daha istiyor burada ama son bir detay var belki de Dark Passage'dan sonra. O da FSP Wildcats. Nihat M249'un ardından tekrar skarına doğru döndü. 3 seviye 1 kask gerek iyi ama ekranda olduğunuzda o bomba kask tanımaz, yelek tanımaz. Lux bekledi. Lewis DP ile beraber Nihat'ı bitirmiş. Şimdi vurmaları lazım burada. Hayır, ölmüyor. Bu çocuk bir türlü ölmüyor. Bomba attılar şimdi. Acaba basabilecek miydi ama hayır. Seksi bitirecek onu burada. 2'ye 1. 2'ye 1 pozisyon. Raze hala hayatta. Üzerine doğru gidemedi henüz rakibinin. Birazcık daha avantajı kaldıracak var tabii ki burada. Yo hayır, bomba atmayı tercih etti kaldırmak yerine, birazcık zaman kaybı yaşatacak. Peki? Emin değilim. Durdu peki? Hayır, hayır. Atmadı galiba. Attı, moli atmış, moli attı. Evet, evet. Ya ben çünkü animasyonu gördüm, tam göremedim ne atıyor elinde, ne var tabii o açıdan ama. Sola açıldı. Sola açıldı. Reis vurdu. Görüş olması lazım. Reis oynayacak burada, beklemeyecek desteği ihtiyacı yokmuş gibi gözüküyor. 5 skor zaten almıştı. 954 hasarı vardı. 1000'in üzerinde bitirmek istedi burayı ve bakalım acaba 15 puanla taçlandıracak mı bu oyunu? Lovazin bir tarafta, Reis bir tarafta, ikili bir kızdırma. Seksi'nin şansı sıfıra inmiş durumda neredeyse. Ben bunları söylerken bir şov gelir mi? Bir canı 3 seviye kas gerek. 3 seviye kas gerek galibiyet getirdi son saniye.
beklenmedik bir pozisyondu. Futbolist burada 15 puanı alıyor ama nasıl? Yani nasıl? Harika. Onu söylemek gerekli diye düşünüyorum. Güzel bir koordine, güzel şekilde koordine olur ama yani 80